Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için farklı bir menü önerisinde bulunacağım. Evden çıkamadığımız bu günlerde hafta sonu için gerçekten çok güzel bir seçenek. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Tarifimize tavukları kuşbaşı doğramakla başladım. Yaklaşık 1 kiloya yakın tavuk kullandım ve tavuğumuzun sosunu hazırlıyoruz. Tuz, karabiber ve kekik ekliyorum baharat olarak. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 diş sarımsak, kullandığım sarımsak büyüktü. Eğer küçük sarımsaksa 2 diş kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı köri ilave edip karıştırıyorum. Tavukla sosumuz iyice harmanlansın, iyice karıştıralım. Sos tavukla iyice harmanlandı. Bu esnada ocağa makarnanın suyunu koymuştum. O da kaynamak üzere. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Su kaynamaya başladıktan sonra 1 paket makarnayı suyun içerisine ilave edelim. Biraz karıştıralım ve içerisine 1 çay kaşığı köri ilave ediyoruz. Bu da makarnaya gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Tavuklar için tavayı ocağa aldım ve orta ateşte ısıttım. Tavukları tavaya ekliyorum. Ocağın altını açalım. Yüksek ateşte olsun. Aksi takdirde suyunu salar ve altı kızarana kadar hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. O şekilde ellemeden bekliyoruz. Tavukların altı kızarmaya başladı. Bakın size de göstermek istiyorum. Şimdi karıştırabiliriz ve hiçbir şekilde suyunu da salmadı. Hala yüksek ateşte. Ocağı kısa alırsanız çok sulanacaktır. O yüzden altını kısmıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Makarnamız haşlandı. Makarnayı yapacağım tencereyi ocağa aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı fesleğen ilave edip biraz kavuruyorum. Makarnayı süzmedim arkadaşlar. Bu şekilde kevgirle tencereden aktarıyorum. Hepsini aktardıktan sonra makarnamızı böyle biraz karıştırıyorum fesleğen sosunu alsın diye. Daha sonra ocağımızın altını kapatıp makarnayı dinlenmeye bırakıyoruz. Makarnayı dinlenmek için kenara aldım. Tavuklarımız da çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Şimdi içerisine 1 paket krema ilave ediyorum. Ocağımız şu anda da yüksek ateşte. Kremayı çekene kadar tamamen karıştırıyorum. Kremayı da ekledikten sonra 6-7 dakika kadar pişmesi yeterli. İsterseniz üzerine böyle bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Tavuğun tadına baktım. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Artık altını kapatıyorum ve birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Ben bu şekilde servis yaptım. Yanına yazın yapmış olduğum acı biber turşularından da ekledim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dilerseniz yanına bir salata da yapabilirsiniz. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemediğim için hemen yanına biber turşularından ekleyiverdim. Hafta sonu için size güzel bir menü önerisinde bulundum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.